son yılların en ilginç kovalamacalarından biri Norveç yakınlarında yaşandı. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Tupolev 142 ve 1 MiG-31 tipi savaş uçağı bölgede bir devriye uçuşu gerçekleştirdi. Ve tabii ki bu devriye uçuşuna da Norveç kayıtsız kalmadı. Alarm nöbeti tutan 2 F-35 tipi savaş uçağı havalandı ve havada Tupolev ve MiG-31 uçaklarını F-35'ler koluna gelerek teşhis etti. Gelin son yılların en ilginç kovalamaca operasyonunun detaylarını birlikte izleyelim. Norveç aslında NATO'nun en kuzeyinde yer alan ve bu bölgenin korumasını sağlayan bir ülke. Hava kuvvetleri olarak ana görevi bu bölgenin kontrolü. Norveç aynı zamanda dönem dönem nöbetleşe İzlanda'daki hava devriye uçuşlarında gerçekleştiriyor. İzlanda bir NATO ülkesi ama herhangi bir silahlı kuvvetleri yok. Sadece sahil güvenliği var ve zaman zaman da Norveç'e ait F-35 uçakları bu bölgeye giderek bölgedeki hava devriye görevlerini gerçekleştiriyor. Daha önceden bu uçuşlar Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar tarafından yapılıyordu. Fakat F-16'lar yavaş yavaş envanterden çıkıyor ve Norveç Hava Kuvvetleri'ni F-35'lerle yeniliyor. Bu tür görevlerde alarm pilotları QRA olarak adlandırılan hızlı tepki uyarı noktasında hazır olarak bekliyor. Herhangi bir tehdit radar tarafından algılandığında pilotlar saniyeler içinde dinlenme odalarından koşarak kokpitteki yerlerini alıyorlar. Uçaklar çalıştırılıyor ve F-35'ler havalanıyor. Uçaklar gövde içinde orta menzilli AIM-120 AMRAAM ve kanatlarında da AIM-109 Sidewinder füzelerini taşıyor. F-35 Tupolev 142'nin koluna girdiği zaman şöyle bir manzara oluştu. Bir tarafta 1960'lı yıllarda tasarlanmış stratejik bombardımanın yanı sıra denizaltı harbi için uçan bir Tupolev 142 uçağı ve yanında da 5. nesil stealth yani radara görünürlüğü çok düşük bir savaş uçağı. Benim aklıma gelen soruların başında acaba Ruslar F-35'i yaklaşırken gördü mü sorusu geliyor. Burada biraz Norveç'in F-35'ini incelemek gerekiyor. Sonuçta şu an bir barış zamanı içerisindeyiz ve bu uçaklar IFF olarak adlandırılan uçağın dost mu düşman mı olduğunu radara yollayan sistemleri açık olarak uçuyor. Bir de Norveç'in F-35'lerine baktığımız zaman gövde içindeki AIM-120 AMRAAM'ların yanı sıra her iki uçağın kanat altında birer AIM-9 Sidewinder füzesi var. Normalde stealth konseptte uçağın dış yükleri uçağın radardaki görünme oranını yükseltiyor. Ama bu ne kadar etki ediyor, ne yapıyor? Tabii bu da en önemli merak ettiğim soruların başında geliyor. Aslında biraz da burada Rusya bayrak gösteriyor uluslararası hava sahasında ve Norveç'te bu hamlesini Rusya'nın görerek ben de senin karşına gerekirse F-35'leri yollarım diyor. Bu olayın arkasından birkaç gün sonra Rus Hava Kuvvetleri'ne ait yine Tupolev 142'ler bu sefer İngiltere ve İrlanda'nın açıklarında uçuş gerçekleştirdiler. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Eurofighter savaş uçakları da bu bölgeye gelerek Tupolev 142'lerin karşısına çıktı ve karşınızda ben varım diyerek onları önledi. Bakalım ilerleyen günlerde soğuk savaşta sık sık rastlanan bu durumlar tekrarlanacak mı? Bunları hep birlikte göreceğiz. Ama isterseniz bu uçuşun kahramanı olan Tupolev Tu-142 uçağını yakından tanıyalım. Uçağın NATO adı namı değer 1 yani ayı. İlk model olan Tupolev Tu-95 ilk uçuşunu 1952 yılında yaptı. Turboprop motorlu bu dev uçak uzun yıllar Sovyet Hava Kuvvetleri'nin stratejik bombardıman uçağıydı. Bu uçakla ilk karşılaşan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Karadeniz'de dinleme, reaksiyon, ölçme ve Karadeniz filosunu gözetleme için Tupolev 95'ler havalanırdı. Yüksek irtifaya çıkıp saatlerce uçabilirlerdi. 1950'lerin sonunda Merzifon hava üssünde Spitfire'lar emekli olmuştu. Üs F-86 uçakları ile jete geçiyordu. Yüksek akrobasi özelliğine sahip F-86 ile o dönemde Tu-95'leri yakalamak gerçekten çok zordu. Türk pilotları farklı taktikler geliştirmişti. Bunlardan biri de sandviç taktiğiydi.
Emekli hava pilot albay Tekin Akkoyunlu sandviç tekniğini şöyle anlatıyordu. Hedefi gördüğümüzde veya en çok 7-8 mil kala bir numara hedef irtifasını en az 3-4 bin feet yani yaklaşık 1000-1300 metre üzerinden hedefe yaklaşıyor. Bombardıman pilotları tek uçakla fazla alakadar olmuyorlar. Siz hedef üzerinde onun gidiş istikametinde süratinizde fedakarlık etmeksizin S çizmeye başlıyorsunuz. Avcı pilotları buna alçak sürat yoyosu diyorlar. Siz bu harekete başlayınca makinalı tüfekçiler pür dikkat sizi izlemeye başlıyorlar. Tupolev Tu-95'te o zaman 2. Dünya Savaşı uçağı gibi kuyruğunda üzerinde saldıran avcı uçaklarına karşı koymak için makinalı toplar ve onları kullanan makinalı tüfekçiler var. Daha evvel dalışa geçen 2 numara ise hedefin 3-4 bin fit altına geliyor ve fazla süratini irtifa ile değiştirerek hedefin sağ veya sol kanadının hemen ucunda komşu uçağının koluna gidiriyor ve damatlık görevi başlıyor. Yani kola girme damatlık olarak adlandırılıyor. İşte o zaman komşu pilotlarında korkunun verdiği panik görülüyor. Çünkü artık ortada bir çarpışma riski oluşmaya başlıyor ve bir uçarken etrafına sağına soluna gelen Türk uçakları çok yüksek süratli. Bir numarayı takip eden tüfekler yorgun tavşan gibi kulaklarını sarkıtıp kendi kuyruklarını gösteriyor. Meşin başlıklarını çıkaran pilotlar ve ekibi size gülücük ve öpücük gönderiyor, el sallıyorlar. Tupolev Tu-95'ler o dönemlerde 45 bin feet gibi yüksek irtifalara çıkıyorlardı. Ve tabii ki karşısında da F-86 uçakları yetersiz kalıyordu. O irtifaya tırmanamadığı için bazen Tupolev uçakları gelip geçiyorlar veya sınır ihlali yaptığında herhangi bir karşılık verilemiyordu. Ama 1960'ların ortasından itibaren Merzifon'da hizmete girmeye başlayan F-5 savaş uçaklarıyla bu durum tamamen değişti. F-5'leri şuradan hatırlayacaksınız. Türk Yıldızları'nın da kullandığı, şu an akrobasi görevinde ama Türk Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar önce muharip görevden çekilmiş, gerçekten çok yüksek akrobasi özelliğine sahip çift motorlu bir savaş uçağı. F-5'ler gelince Tupolev Tu-95'ler bu kadar rahat uçamamaya başladı. Çünkü F-5'ler 45 bin feet üst irtifaya uçakların rahatlıkla ulaşabiliyor ve gerektiğinde buraya müdahale gerçekleştirebiliyordu. Ruslar ilerleyen yıllarda Tupolev 95'leri modernize ettiler. Uçağın gövde boyunu biraz daha uzattılar ve uçağa Tupolev 142 adını verdiler. 1960'ların sonunda başlayan imalat 1994 yılına kadar sürdü ve 100'den fazla Tupolev 142 imal edildi. Bu uçaklar bombardıman görevlerinin yanı sıra denizaltı savaşı için geliştirilmiş özel radar ve çeşitli sensörlere sahiptiler. Bu uçakların ayrı bir görevi de Sovyetler Birliği donanması ve daha sonra Rus donanması döneminde dünyanın farklı noktalarında görev yapan Rus nükleer denizaltılarıyla irtibat kurulma görevi gerçekleştiriyordu. Yani Atlantik'in ortasında uçan bir Tupolev 142 bölgedeki nükleer denizaltıya çeşitli kodlar, emirler, raporlar iletebiliyor veya o denizaltılardan aldığı bilgileri daha sonra Rus Silahlı kuvvetleri karargahına iletebilecek özelliklere sahiptiler. Bu açıdan uçaklar örneğin Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu gibi Rusya'nın ana karasından çok daha uzak noktalarda uçuşlar yapabiliyordu. Ve bir nevi bu uçuşlar halen devam ediyor. Ve Rusya bu uçaklarla dünyadaki bayrak gösterme çalışmalarını bu uçaklarla gerçekleştirmiş oluyor. Ve tabii ki uluslararası bir hava sahasına girdiği zaman eğer o ülkenin hava kuvvetleri onu önleyebilecek bir savaş uçağına sahipse o da karşılığında buralar boş değil diyerek kendi uçaklarını kaldırıyor ve Rus uçaklarını önlemelerini gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz bir uçağın imalatı üzerinden uzun yıllar geçse de özellikle bu bombardıman veya büyük uçaklarda daha geçerli bir durum. Yeni sistemler, özel eğitimler ve bu tür çalışmalarla yani modernizasyonla uçaklarınızı çok uzun yıllar havada tutabiliyorsunuz. Bunlardan en güzel örneklerinden biri nasıl Rusya'da Tupolev 142'lerse ki bu 4 motorlu pervaneli turboprop motorlu bir uçak. Uçuş mürettebat sayısı 11 ile 13 arasında değişiyor. Saatlerce havada kalabiliyor. Çok uzun menzilli bir uçak. Ve bu uçağın da bir şekilde karşılığı belki Amerikan Hava Kuvvetleri'nde B-52 bombardıman uçağı. B-52 de 1940'ların sonunda ellerin başına tasarlanmış bir uçak. Bir bakıyorsunuz
İlk uçuşu üzerinden neredeyse 60 yıl geçmiş ama hala göklerde ki 2040'lara kadar da bu uçağın görev yapacağı ifade ediliyor. Belki 2040 yılı geldiği zaman uçağın üzerinde orijinal hiçbir şey kalmayacak. Hepsi değişmiş olacak ama bu uçaklar yine o ülkelerin, Amerikan ve Rus Hava Kuvvetleri'nin en stratejik uçakları arasında olmaya devam edecek. Bizleri tolgozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Savunma, sivil havacılık konularında videolarımız devam edecek. Sorularınızı lütfen yorum olarak yazın ve tabii ki videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Bu arada bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarımız yüklendiği zaman size uyarı gelecektir. Hepinize havacılıkla dolu güzel günler diliyorum.